Aga burada şiir yazılır be. Selamünaleyküm değerli kardeşler. Gece saat 11. Hava çıtırdan böyle soğuk. Ama dostluklar, muhabbet sıcak. Durmayalım dedik. Suat kardeşimle ve Fuat kardeşimle misafirliğimiz devam ediyor. Yarın koşumuz var. Öncesinde de boş durmayalım dedik tabii. Kitap çekiyoruz. Bugünün ikinci kitabı böyle yine cins isimlerden. Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler diye bir kitap. Bu zat belki çoğunuz izlemiştir, film izleyenleri, izlemeyi seven kardeşlerimiz için çoğunuzun izlediği Gladiator filmi var. Orada bahsedilen Sezarlardan bu Marcus Aurelius. İşte 100. yılda yaşıyor ilk asırda. Mesela Machiavelli'nin hemen kitabın başında da çok güzel bir ifade var. Machiavelli'nin dediği gibi de diyor, deyişiyle Roma'nın 5 zeki, 5 akıllı imparatorundan bir tanesidir diyor. İşte bu Marcus Aurelius için. Gerçekten çok cins bir kitap. İçinde ibret, böyle nasıl diyeyim ben size, öğütler var. Böyle öğütlerin olduğu, tavsiyelerin olduğu bir kitap. Enteresan, şaşırttı bizi de böyle okudukça da. Tabii size de paylaşma ihtiyacı hasıl oldu. İnşallah içinden seçtiğimiz pasajlarla da başlayalım kitabımızı okumaya. Hemen birinci kitap, 12 kitaptan oluşuyor kitabın içindeki pasajlar. Birinci kitap bölümünde şöyle bir ifade var. Babamdan, duyduklarımdan ve onunla ilgili hatırladıklarımdan yiğitliği ve mütevaziliği öğrendim. Annemden ise Tanrı korkusunu ve cömertliği. Yalnızca zarar vermekten kaçınmayı değil, böyle bir şeyi aklına bile getirmemeyi. Basit bir yaşam sürmeyi, zengin birine özgü alışkanlıklardan mümkün olduğunca uzak durmayı öğrendim. Tabi sonrasında hocalarından aldığı işte eğitimlerden, öğrendiklerinden bahsediyor ama başlangıcında anne ve babasından başlaması gerçekten çok tatlı ve takdire de şayan bir tavır. Yine devam edelim. Kitabın içinde, kitabı böyle haşat ettim ben, bayağı notlar aldım içinden. Fakat tabi burada seçtiğimiz pasajlardan gidiyoruz. Devam edelim. Şöyle bir bölüm, ikinci kitap bölümünde. Evrenin doğası yetenek ve güçten yoksun değildir. Herhangi bir yerde iyilik ve kötülükler ayrım gözetmeksizin hem iyi hem de kötü insanların başına gelir. Gerçekten de ölüm ve yaşam, şöhret ve tanınmamışlık, acı ve zevk, zenginlik ve fakirlik, bunların hepsi hiçbir ayrım gözetmeksizin hem iyi hem de kötü insanların başına gelebilir. Çünkü bunlar ne onurlu ne de utanç verici şeylerdir. Yani ne iyidirler ne kötüdürler. Yani bugün öyle makam sahibi olan veyahut da çok zengin olan veyahut da çok ünlü olan veya çok gariban olan kendini ne aciz ne de üstün görmesin. Bu normal olan şeylerdir. Asıl olan insanın iyi olmasıdır ve iyiye de talip olmasıdır aslında. Yine devam ediyor. Her şey sanıdır. Knik Monimaso göre bu söylenen söz gün ışığı gibi açıktır. Eğer birisi onun doğru özünü olabildiğince benimserse söylenen söz apaçık bir şekilde faydalıdır. Her şey sanıdır. Aklıma Sadi Şirazi'nin insan yaşaya dursun hayat dediği zanla sözü geliyor böyle aklıma. Çok güzel bir sözdür bu. Belki de bu artık biri birbirinden alıntı yaptı ama yüksek ihtimal tabii sonrasında geldiği için efendim aldı diyeceğiz. Ama öyle bir şey yok tabii ki, aman kavga çıkmasın. Yine devam ediyor. İnsan yaşamı sınırlıdır. Varlığı akışkandır. Eğilimi belirsiz. Tüm bedeni çürümeye yatkındır. Ruhu girdap gibidir. Kaderi anlaşılmaz ve ünü muallaktır. Kısacası tüm beden bir nehir gibidir. Ruh ise rüya ya da hülya gibidir. Hayat savaşa ve bir yolcunun geçici konaklamasına benzer. Ölümden sonra ün de unutulur, gider. Evet, yeryüzünde bir yolcu gibi ol. Evet. Devam ediyor yine aynı pasajın sonunda. Doğaya uygun hiçbir şey kötü olmaz. Evet. Burada şu dengeyi kaçırmayalım. Allah yarattıklarını kusursuz yaratmıştır. Fakat kusurlu hale getirenler maalesef bizleriz. Evet. Doğaya uygun hiçbir şey kötü olmaz. Çok güzel bir söz. Devam edelim. Yine kitabın içindeki kitapçıklardan devam ediyoruz. Başkalarının verdiği imkanla ışık saçar biri olma. Başkalarının yardımıyla elde edilecek sükunete ihtiyaç duyma. Özetle bir adamın kendi başına dik durması gerekir. Dik tutulması
değil. Evet, güzel bir söz. Devam ediyor. Seni en sonunda sadakati ihmale, saygıyı bırakmaya, bir şeylerden nefret etmeye, kuşku duymaya, lanet okumaya, bir şeyleri yapıyormuş gibi görünmeye, duvarların ve perdenin arkasında kalması gereken şeyleri arzulamaya zorlayacak uğraşıları asla kendine faydalı olarak görme, yüceltme. Evet, yani bir dengeden bahsediyor. Yani hangi konumda olursan ol, yani bu dengeyi gözettiğin sürece sen zaten başarılı olacaksın. Yani bunu yazan aslında bir imparator, bir Sezar. Ama fark ediyorsanız yani bir mütevazi kavramlarla gidiyor. Aman çok da övüyor demeyelim tabii ki de. Hani hakikat bu. Gerçekten çok takdire şayan kavramlar, sözler ki gerçekten o dönemdeki hani Machiavelli'nin de bahsettiği o 5 cins Sezar'dan, 5 cins beyin Sezar'dan biri olması. Kaldı ki zaten yani tabii ki filmler tartışılır, kurgular vardır. O demin bahsettiğim işte Gladiator filmindeki Marcus Aurelius bu Marcus Aurelius. Fakat tabii ki oradaki bazı kurgusal geçişler ve sahneler tabii ki Hollywood sistemi ve artık insanların bilmesi gereken algı ve manipülatif senaryolar hazırlandığı için yer yer tabii ki uydurmalarda zirve halde. Ama tabii ki ama bahsettiği zeki Sezar bu Sezar. Devam ediyoruz. Yine çok hassas bir cümle. Vücut, ruh, zihin. Vücudun hisleri, ruhun arzuları, zihnin kanıları vardır. İmgelerden etkilenmemiz hayvanlara benzetir bizi. Evet, vücut, ruh, zihin. Bu üç aşama. Çok güzel. Halit abi hatırlattı. Onun kitabına da var buna benzer bir bölüm. Devam edelim. Yine kitaptan seçtiğimiz pasajlarda. Burası beni çok etkilemişti. Halit abi demiş ki Muhammed kardeşim var evladı. Onu okumuştum bunu. Birkaç kardeşime daha okudum. Buradan da hem selam olsun. Evet, pasaj şöyle. Çay içebiliyor muyuz Suat abi? Estağfurullah. Eyvallah. Devam edebiliyor muyum? Tabii ki. Tamam. İnsanlar kır evlerinde, deniz kenarlarında ve dağlarda inzivaya çekilecek yer arar. Sen de buna şiddetle bir özlem duyuyorsun. Fakat bu özlem çok cahilcedir. Eğer inzivaya çekilme isteği duyuyorsan, gayet mümkün ve basittir. İnsan dilediği zaman kendi içinde inzivaya çekilebilir. Üstelik insan inzivaya çekilmek için kendi içinden, kendi ruhundan daha huzurlu, daha sakin hiçbir yer bulamaz. Özellikle de kendinde inzivaya çekildiğinde ona huzur verecek şeylere sahipse. Huzur dediğin zarif bir düzendir aslında. Zarif bir düzen. Kendini sürekli böyle bir inzivaya çekilmeye ver ve kendini yenile. Ancak önermelerin çok kısa ve özlü olsun ki tüm acılar bir anda silinsin ve oradan hiç yıpranmadan dönebilesin. Ne kadar kaçarsan kaç, yine kendinle berabersin belki de. Yani ipimiz istiyoruz zaten günümüzde de böyle hani bazen dağlara çekilmek böyle bir deniz kenarında vesaire. Fakat böyle bir kaçış değil aslında. Peygamber Efendimizin Hira'daki sürecini, o geçiş sürecini, bir altyapı hazırlayışı belki Rabbimizin, onu iyi okumamız gerektiğini düşünüyorum. Yani oraya gidiş, işte oradaki bir inziva hali, tabi atalarında da olduğu rivayetlerde var. Fakat bu inziva hali bir kaçış değildi aslında. Bugün biz de yani kaçış istiyoruz bazen ama yine kendimizle gideceğiz gittiğimiz yere. Kendimizden ne kadar kaçabiliriz ki? O yüzden sanki kaçmak değil, burada durarak, yine merkezde burada nerede olmamız gerekiyorsa belki de Rabbimizin rızası ile mücadeleye devam etmemiz gerektiğini düşünüyor ve dua ediyoruz. Devam edelim. Çok güzel bir bölüm yine. Kanaatini ortadan kaldırırsan kötülüğe uğradım şikayetleri ortadan kalkar. Kötülüğe uğradım şikayetlerini ortadan kaldırırsan zarar ortadan kalkar. Denge. Yani şikayet eden değil. Bir nevi hani teşekkür eden, şükreden. İşte İslam'ın özü bu aslında. Biz Müslümanların da böyle olması gerekiyor. Ve Marcus bunu söylemiş te bundan 20 asır önce. Devam ediyor. Yine güzel bir bölüm. Şu iki kuralı daima hazırda tutmalısın. İlki, işlerini yalnızca bir kralın veya yasa koruyucunun mantığının gösterdiği gibi insanların faydası için yap. İkincisi, sana doğruyu gösterecek ve seni kendini beğenmişlikten kurtaracak birisi olursa fikrini değiştir. Fakat bu değişim daima adil ve ortaya çıkacaklara faydalı olma temeline dayanmalı. Sadece bu nedenle ona uymalısın. Haz verici veya ün kazandırıcı görülmesinden nefsini uzak tut. Evet, çok ilginç bir ifadeler. Tabii çevirilerde de bazen hani
güncelleme kullanıldığı için bu kelimeler de seçilmiş olur. Belki de orijinal metinde de bu geçiyordur hani Latincesinde. Devam ediyoruz böyle. Biraz rüzgar durdu sanki ya Fuat abi. Üşüme durdu bende. Herhalde kitabın sıcaklığı. Sıcaklığı bana da bence de abi. Fark ettim. Evet, devam ediyor yine kitabın içinde. 5. kitap bölümünde. Keskin zekanla hayranlıkları kazanamıyorsun. Varsın öyle olsun. Fakat sahip olduğun öyle çok niteliğin var ki doğuştan edinmedim diyemezsin. Sana özgü içinde zaten olan samimiyet, ağırbaşlılık, çalışkanlık, hazlardan kaçınma, yazgına düşenden şikayet etmeme, azla yetinme, nazik, özgür, gayretli birisi olma, gevezelik etmeme, düşüncelilik gibi özelliklerini açığa çıkar. Evet, bahanelere başvurma. Allah fıtratımıza yerleştirdi. Gerçekten çok güzel hasletler var. Bizim asıl mesele bu hasletlerimizi ortaya çıkaracak, harlatacak hakikatler bulmamız gerek. Yani harlama demişken aklıma hep şu geliyor. Biz Müslümanların hali gibi. Mesela hep şunu demeye çalışırız dilimiz dönükçe. Müslümanlar biz kül değiliz. Biz közüz. Bizi bir rüzgar savuramaz. Ama öyle bir rüzgar gelirse bize közümüz harlanır ve o harımız sayesinde etrafımız ısınır. Ama ateşimizden yananlar da olur. Tabi bu dengeyi de Mevla bize kurmayı nasip etsin. Yine devam edelim ilerleyen pasajlarda. Fazla da böyle uzatmayalım. Çünkü kitabın her tarafını okumayalım. Her tarafını çizdik ama. Tabi sizler de inşallah kütüphanenizi ekleyin. Toparlarken yine bir iki pasaj kaldı. Şöyle güzel bir ifade. İnsana özgü işler yapmak keyif verir. İnsana özgü işlerse kendi türünden olanlara iyi davranmak, duygularının esiri olmamak, iyiyi ayırt edebilmek, evrenin doğasına ve ona uygun gerçeklerin üzerine düşünmektir. Evet, Allah'ın yarattığı arza uygun bir hayat yaşa diye biz böyle bir çeviri yapalım. Devam edelim. İşlerini ağırdan alma, sözlerinde bulanık, düşüncelerinde kararsız olma. Ruhun her defasında ne kendi içine kapansın ne dışarıya taşsın. Ve de yaşamında yalnızca sadece ve sadece işle meşgul olma. Evet, sadece ve sadece işle meşgul olma. Yani ailen varsa ailenle, dostların varsa dostlarınla da hemhal ol diye ekleyebiliriz. Evet, toparlayalım son sözler. Güzel bir bölüm seçtik herhalde son kitap bölümünden. İfade şöyle, hızlı bir şekilde hemen toparlayalım. İfade şöyle, üç şeyden oluşuyorsun. Beden, nefes ve zihin. Bunların ilk ikisi onlarla ilgilendiğin sürece senindir. Fakat üçüncüsü yalnızca senin yönetimindedir. Beden, nefes, zihin. Yani burada soluk alışverişin, nefesin, bedenin aktivitasyonu, bedeninin sıhhati vesaire bunlar senin. Ama üçüncüsü yönetebildiğin zaman senin. Aklını kiraya veren binlerce, milyonlarca insanlar var şu an dünyada. Evet, öğütlerle, ibretlerle dolu bir kitap. Gerçekten özellikle genç kardeşlerimin kütüphanelerine katmalarını dua ettiğimiz bir kitap. Cins bir kitap. Cins isimlerden. 1. yüzyıllarda böyle, bundan 20 asır önce Sezar grubundan olan cins isimlerde yaşamışlar. Bunlardan bir tanesi de Marcus Aurelius. Şeyde izleyebilirsiniz, başta söylediğimiz gibi Gladiator filminde izleyebilirsiniz ama çok konuyla bütünlüğü yok. Başta biraz geçiyor zat, sonra işte oğlu öldürüyor ki rivayetlerde de öldürmediği söyleniyor. Tabii ki Hollywood kurgusu tipik. Çok da dikkatli izlemek gerek veyahut da çok da kale almamak da gerekiyor bazen. Ama algı ve manipülatif paylaşımlarda, belgesel, sinema, dizi vesairelerde zirve vaziyetteler. Ve dünyayı da bu şekilde yönlendiriyorlar. Tabi algıların gerçeklerinin önüne geçmesi de burada büyük pay sahibi diyebiliriz. Konuyu fazla dağıtmadan sizi Allah'a emanet ediyoruz. Sonra biraz yani biraz da manzaramızda dostlarla çay muhabbetiyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Allah'a emanet. Selamünaleyküm. Çay tazelenmeli Fuat abi. Getiriyorum abi. Ortalığı dağıtmayalım da. Çay kaldırayım abi. Olur. Narım efkârım, narım efkârım, narım efkârım. Aga burada şiir yazılır be.